küçükken çok tatlı ve sevimli bir bebekti. Annesi babası onu çok ama çok severdi. Sonra Mert büyüdü ve tuhaf şeyler olmaya başladı. Nasıl başladığını onlar da bilmiyordu. Ama Mert bir gün durup dururken şöyle dedi. Hayır! Bir süre sonra Mert başka bir şey söyleyemez oldu. Sabah akşam her soruya cevabı hayır oldu. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Annesi ne zaman ona haydi Mert biraz dışarı çıkalım diye sorsa oyuncak ayısına sarılır ve şöyle derdi. Hayır. Hatta sabah yataktan çıkmayı bile istemezdi. Hayır. Çıkmayacağım işte. Bana ne? Derdi. Yeni tişört mü? Hayır, istemem. Hayır, ayakkabı da istemem. Annesi ne seçse hayır derdi Mert. Yemek zamanı geldiğinde de aynıydı. Hayır derdi. Ben bunların hiçbirini sevmem ki. Hayır, oyuncaklarımı toplamayacağım işte. Hayır, istediğim gibi ses yaparım kime ne? Hayır, bu yoldan gitmek istemiyorum belki. Hayır, daha dün banyo yaptım. Artık herkes için uyku vaktiydi. Ama Mert yatağa gitmek istemedi. Ama Mert'ciğim, sakin ol. Bir kerecik de bizi dinlesen ne olur? Mert öfkeyle ayaklarını yere vurdu ve bağırdı. Hayır! Ertesi gün annesi Mert'i uyandırmak yerine oyuncak ayısını uyandırdı. Haydi giyin bakalım ayıcık. Sana bir sürprizim var dedi ona. Keşke Mert de giyinseydi. Belki o zaman bizimle gelebilir. Tabii ki Mert geride kalmak istememişti. Hemen kıyafetlerini üzerine geçirdi. Kahvaltıda annesi Mert'i değil ayısını yedirdi. Bakın hepsini bitirdi. Ben de bitirdim. Ben de dedi Mert ve sütünü bir yudumla içti. Sürpriz zamanı geldi ayıcık dedi annesi. Ben de isterim. Ben de. Ne sürpriz bu diye sordu Mert arabaya binince. Çok uzak mı? Geldik mi? Sanki yol saatler sürmüş gibiydi. Sonunda babası arabayı durdurdu. Burası Luna Annesi ayıyı Mert'e verdi ve şöyle dedi. Ayıcık sor bakalım Mert'e. Trene binmek ister mi? Mert'in cevabını tahmin etmek zor değildi. Ve sonunda beklenen cevabı verdi. Evet. Nun 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 n